seyir. Ne zaman güneşe çekinmeden bakar? Hayatın önünde ne zaman çıplak durur rüzgarını, karını düşünmeden? İnsan taşın sert olduğunu ilk ne zaman fark eder? Ne zaman yırtıp atar gözlerini örten perdeyi? Ve ölüm ne zaman konuk olur insanlara en neşeli anlarda dahi? Ve insan ne zaman ağlar neşeli bir türküyü dinlerken? İşte o zaman, yani yaşım 50'ye, ben o soğuk balkon demirine dayanmışken, yani ışıl ışıl yanan lambaların arasında ne yana vursam, kör bir karanlığa düştüğüm bir saatte anladım ki babam haklıymış. Ne varsa iyiden, güzelden, doğrudan yana. Ne varsa insana ve hayata dair yaşanmakta bir. Ne mutlu ki böyle bir mirası bize bırakan cedlerin torunlarıyız. Ne mutlu ki bu çabayı sürdürmeye çalışan böylece yavrular var. Ve ne mutlu ki bu kültürün gelecek kuşağa aktarılmasına köprü olan böyle yöneticiler var. Ben geçmişten bugüne bir nakış gibi işlenen bu kültürü bize bağışlayan cedlerimizin ruhuna bir fatiha istiyorum size. Efendim, bizlere hakkı hukuku veremeyi geçen çok güzel ve çok değerli bir valimiz burada şereflendirdiler bizleri. Şimdi Sayın Şemsettin Uzun valimizi, Çankır valimizi plaketlerini almak üzere sahneye davetimi arz ediyorum bizleri. Geldiğimden beri de bir Urfa aşığı olan, bir Urfalı kadar Urfa için çalışan Sayın Nuri Oktan Beyefendi valimizi de plaketlerini takdim ediyorum. Ben kendisine kez daha bu belediyeden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, diğer misafirlerimize ve yarenlere başkanımıza, dağlar geçenlerimize ve yarenlerimize hoş geldiniz diyorum. Onları bir daha... ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İçin doğrusu güzel konuşma ve güzel şiir üstüne tuzluklar olmak istemiyorum ama hakikaten çok
ne güzel bir şey. Anadolu'da ne güzellikler, ne gül bahçeleri var. Bakın Çankırı'dan Kırşehir'e de alsak Kırşehir'den, Balıkesir arası, Balıkesir'den, Urfa'ya da alsak Urfa'dan güzellikler yaşanıyor. Hakikaten bize bunları taşıyanlara da burada bir rahmet dileyelim ve teşekkürlerimizi de bunu duyduklarımıza aktaralım. Tekrar hoş geldiniz. Efendim öncelikle biz şu sanatçılarımızı bir alkışlayalım bakalım. Çok mutluyum. Devam ettire yarenlerimizle güzel bir alkışlayalım. Ben de kardeşime teşekkür ediyorum. Tabii ki Urfa'ya karşılan sevgimizi, saygımızı her zaman dile getirdik. Yalnız da getireceğiz tabii. Şimdi bu işlerin dedesi olmak lazım. Yani bir kültürü götürebilmek için bunun dedesi olmak lazım. Dedeler ki anlamda değil. Bu işin sevdalısı olmak lazım. İşte değerli kardeşlerimiz, Ahmet Bey'di, değerli kardeşimiz ve yarenlerimiz ve gördüğünüz gibi Sıla Gecemiz'in değerli sanatkarları bunlara taşıyor. Kolay değil. Tabii her şeyden önce bizim kültürümüz çok önemli. Ben Karadenizliyim ama Karadenizli olarak ben Horan'dan da hoşlanıyorum. Ama Erzurum Barın'dan da hoşlanıyorum. Elazığ'ın Çayda Çırası'ndan da hoşlanıyorum. İşte Urfa'mızın bu havalarından hoşlanıyorum. Çankırı'mızın yarenlerinden hoşlanıyorum. Bizi bir ara getiren, birliğimiz sağlayan kültürümüz. Bu kültür içerisinde yoğunluğumuz takdirde birliğimiz, beraberliğimiz devam edecek diye düşünüyorum. Ama ben iki değerli kardeşime, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yani iki vilayeti bir araya getirdiler ve sağ olsunlar bize davet ettiler. Biz de koşa koşa geldik. Tekrar bir nostalji yaşadık. Ama şunu samimiyetle söyleyeyim. Urfa'mız her geçen gün daha da ileri. Ben 6 sene önce bıraktığım Urfa hiç de öyle değil. Şimdi fevkalade güzel. Adımlarla, dev adımlarla ileriye doğru gidiyor. Diyorum değerli belediye başkanımız, değerli kardeşim. Biz teşekkür ediyoruz, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Aklınıza mağrurum, böyle bir tabloyu bir daha yaşayabilir miyiz bilmiyorum. En azından ben bu yaşımı buldum. Sizlerden istirham lütfen sahnede biraz bize eşlik ederseniz hep birlikte hem bir hatıra fotoğrafı çekmiş oluruz. Efendim, Anadolu ben takdim edeyim öncelikle. Anadolu Bostırı'nın Koç Yiğitler Diyarı'nın, Yarenler Diyarı'nın Sayın Başkanı İrfan Dinç Beyefendi'yi plaketlerle almak üzere sahneye arz ediyoruz. O bir Urfa, o bir garip kuraba babası, o bir Urfa'nın fakı babası, o sanatçının ve sanatçının babası. Güzellikleri yaşatması adına Sayın Başkanlar bu fotoğraflarına şükranlarımı arz ediyorum. Sayın valilerime ve çok değerli başkanıma, Yaren ekibine, Sıra ekibine, Ahmet Bey'e, Kadir Bey'e ve emeği geçen özellikle belediye başkan yardımcım Ferzi Bey'e, kültür müdürümüze ve emeği geçen bütün insanlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gerçekten hem kültür valimin, hem Nuri valimin, hem İrfan başkanımın bu koordinasyonda çok büyük emekleri oldu. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Şunu görüyorum ya, Türkiye öyle güzel bir ülke ki, yani Güneydoğu'suyla, Çanadolu'suyla, Karadeniz'iyle ya, hep beraber bir yüreğiz. Bakıyorsunuz hakikaten Kadir Bey çok güzel bahsetti. Farklı dallar ama ağaç aynı. Aynı kökten geliyor ve mükemmel bir güzellik sergiliyor. Bizim görevimiz nedir? Gerçekten yöneticiler olarak şu
Güneydoğu'nun efendim bu üzerindeki o bulutu, o efendim şeyi alıp Türkiye'nin yıldızı haline getirip ve bizi tanımayan özellikle hemşerilerimize, şehirlerimize bu şehri tanıtma ve o güzellikleri beraber paylaşmak. İnşallah bu konuda Sayın Valimin önderliğinde inşallah bunu başaracağımıza ben şahsen yürekten inanıyorum. Sizin inanmanızı özellikle istirham ediyorum. İnşallah göreceksiniz. Artık Güneydoğu, Şanlıurfa, Türkiye'ye yük olmanın dışında Türkiye'yi lokomotifi olan, Türkiye'yi sürükleyen bir şehir görünümüne mutlaka ve mutlaka kısa zamanda kavuşacaktır. Buna inanıyorum. Emeği geçen bütün herkesi yürekten kutluyorum. Ve misafirlerimize o kadar teşekkür ediyorum ki ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok farklı bir gece yaşattınız bize. Sağ olun, var olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli valilerim, değerli eşref başkanım, Peygamberler Diyarı'nın güzel insanları, Yaran Diyarı'ndan gönül ve selamlar getirdiklerim. Bugün derinliği olan, zengin birikimi olan iki kültürün buluştuğu müstesna bir akşama şahit olduk. Bu güzelliği bizlere yaşatan